Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle beraber ilk bakışta hiçbir şekilde anlayamayacağınız ama ikinci bir bakış attığınızda anlayabileceğiniz fotoğraflara bakacağız. Dur müziği kes bir dakika. Hani bu tür fotoğraflar gerçekten çok enteresan. Hani gerçekten ilk bakışta böyle bir oha bu ne lan oluyorsunuz. Sonra da oluyorsunuz ya, o his çok güzel. Bu fotoğrafların verdiği o hissi başka hiçbir şey vermiyor. Ve sanırım ben de bu yüzden bu fotoğrafları seviyorum zaten. Geri alayım müziği. Yavaş yavaş yükseliyor. Evet. Hemen başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Ha. Tamam. Tamam. Kadının sanki eli ayağıymış gibi görünüyordu. Abi enteresan ya. Bir dakika. Oğlum bu fotoğraf tamamen enteresan. Hani şu adamın ayağı gibi görünüyor kadının. Kazağı mı artık, tişörtü mü, kolsuzu mu ne deniyorsa. Ama bu kadının kafası da ayrı bir enteresan bence. Hele yanlarındaki çocuk. Bütün fotoğraf enteresan. Ha tamam. 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 Kadının botu siyah. Ama sanki adamın ayağıymış gibi görünüyor. 2 metre ayak görünüyor orada ya. Oğlum çok güzel ya. Ama şimdi bir iyice bir bakın, hani onun bot olduğunu söylemezsem belki birçoğunuz anlamayacaktı bile. Evet tabii aralarında böyle enteresan şeyler olmazsa olmaz bence. Şuna bak ya. Abi böyle fotoğraflar cidden beyin buluyor. Enteresan ya. Şuna bak ya. Oğlum böyle bir fotoğraf yapmak lazım ha bebek bulduğunda. Yapacağım böyle bir şey ben de. Peki bunun anlamı ne oluyor şimdi? Burada yani ben aslında kişisel olarak mind blow yaşamadım. Yani ilk bakışta anladım ne olduğunu olayını ama bilmiyorum size. Bu da çok güzelmiş bak. Bu enteresan zaten. Adamın kafaya bak ya. Böyle bir fotoğraf da çekinmek lazım. Bak bu güzelmiş. Bu cidden enteresan. Hah işte. İşte mind blow dediğim böyle olur abi. Mind blow dediğim böyle olur işte. Hala bakıyorum. Hangisi kız hangisi erkek? Tamam anladım. Tamam. Ayakları aşağı giden kız bize doğru kot pantolonla gelen de erkekmiş. Tamam. Bir dakika şimdi buna bakıyoruz da. Burada iki köpek mi var yoksa bu köpek dolanıp kafasını mı çıkarmış o taraftan? Enteresan ya. Evet. Bu fotoğrafta ayrı bir enteresan. Sanki bacağını ayırmış gibi duruyor ama aslında iki farklı insanın bacakları o. Adam ya... Kızların yanındaki adama bakıyorum da yani hiç o kızları hak etmiyor. Kıskandı dejected. Bu fotoğrafta... Oh, şimdi tamam anladım. Kadının kolu sanki böyle elastik bir şekilde buraya gelmiş gibi duruyor. Tamam anladım. Anladım. Oha. Çok iyi. Böyle bir patates bulmak lazım gerçekten. Süper olmuş ya. Sanki patates bu fotoğrafı çekilmek için yaratılmış. Evet bu da zebra anne herhalde. Çok güzel, çok yaratıcı, harika attı. Yorum yok. Buna hiç yorum yapmayacağım bile. Şu... Yok yorum yapmayacağım, hayır. Abi elini çek istersen oradan diyecektim ki... Anladım olayı. Evet. Yine bir... göz yamulması, göz yamuşması, göz yanılması... Bir sürü bir şey oldu orada. Ulan Stanley altına işemiş diyecektim, az kalsın. Stanley Reis altına işemiş diyecektim. Torun çekicinin yansımasıymış o, gölgesiymiş. Tamam. Stanley daha bunamadı abi ya. Daha bunamadı bu adam. Yemin ederim o kadar güzel bir fotoğraf ki hani bacakları şu şekilde bir şekil almış. O elastik yapıyı sanki kendi bilerek vermiş gibi duruyor. Harika bir şey ya. Nasıl denk gelmiş anasını satayım. Cidden çok güzel. Tamam bu gerçekten korkutucu olmaya başladı. Bir dakika. Yavaş yavaş korkutucu olmaya başlıyor. Bir dakika. Bir dakika. O el kimin? Etrafta kimse yok. Bir dakika. Hayır hiçbir şekilde bir fikrim yok. Daha fazla kurcalamayacağım yoksa uyuyamam bu akşam. Neden? Hani neden böyle bir şey yaptığınızı merak ediyorum. Gerçekten enteresan bir şey. Abi ya bu ne lan? Aha tamam süper olmuş. Bak bu iyi denk gelmiş mesela.
Bu çok iyi denk gelmiş. Tamam, bunu beğendim. Bunu beğendim. Arkasında uçak var. Kamyon da bu tarafa doğru gelirken, kamyon mu artık minibüs mü, bu tarafa doğru gelirken sanki uçakmış gibi görünmüş. Harika yani. Ben çok beğendim. Oh. Tamam. Anladım. Ayna. Tamam. Kafası kopmuş gibi duruyor kadın. Tamam. Ayna bu. Tamam. Bunu direkt anladım zaten. Bir dakika. Şimdi ben bu fotoğrafla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim şu anda. Ne olup bittiğini hiçbir şekilde anlamadım. Abi. Abi tamam. Bu ne be? Bu çok fazla bir mindfuck'tı ama. Bu gereğinden fazla bir mindfuck'tı. Abi. Geçiyorum. Geçiyorum. Daha fazla bakmayacağım. Bu ne? Yani karıyı öldürmüş mü? Bunu bilerek yapmışlar büyük ihtimal. Çünkü hani bilerek yapılmış gibi duruyor. Anlamadım ben bunu da. Ha tamam. Arkasından şöyle kafasını koymuş ikiz kafalar gibi duruyorlar. Ha bu köpeği bir yerden biliyorum. Bu köpek ünlü herhalde ya. Baya YouTube kanalı falan vardı herhalde bu köpeğin. Ciddi diyorum, YouTube kanalı olan birkaç tane köpek bile var yani. Cık, yok bu olmamış. O kedi gibi olmamış bu. Becerememiş bence. Kedi daha efsane, daha güzeldi. Bu da kedi gibi olmaya çalışmış. Hatta şu köpek gibi olmaya çalışmış biraz daha ama bilmiyorum. O kadar beğenmedim. Hem elleriyle sanırım köpeğin kafasını şu şekilde çekiyor ve rahatsız da olmuş olabilir yani hayvan. Holy shit. Bir dakika. Adamın bacakları gibi duruyor onlar. Oğlum çok iyi olmuş lan. Böyle fotoğrafı nasıl çekiyorlar acaba? Yani istemeden yapıyorlar bunu ama böyle fotoğraf çekilmek güzel olurdu yani. Ben de böyle bir fotoğraf çekinmeyi isterim. Bu da aralarında çok enteresan olan bir şey. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Tebrik ediyorum hepinizi. Güzel bir iş başarmışsınız gerçekten. Oğlum bu ne? Hani neden böyle bir ortamdasınız? Bu birinci soru. İkincisi, bu ne biçim bir poz? Hani şu sarı kafalı çocuğun bacaklarıymış gibi duruyor. Halbuki şu kızın bacakları bunlar. Hani bu çocuğun bacakları şurada. Bakın ayakkabısı görünüyor zaten. Oğlum ya. Bu ne lan? Bir dakika şimdi. Ha tamam. At adam sandım da değilmiş. Tamam. Arkasından boğa mı bufalo mu artık ne geliyorsa o geliyormuş bunun. Anladım bunu da tamam. Ama hani bu nasıl bir ortam ya? Niye arkasından öyle bir şey geliyor? Vuracak mı acaba? Merak ettim şimdi bak. Başla. Ben bunu asla açıklayamam. Burada ne olup bittiğini asla açıklayamam. Bu yemin ederim öyle bir fotoğraf ki beni içine çekiyor şu anda. Bu ne lan? Son bir tane daha fotoğrafa bakalım. Oo tamam bacım ha. Ha tamam. Tamam şöyle bacağını ayırmış gibi duruyor ama ayrı iki kişiymiş tamam. Tamam ben cidden mindfuck oluyorum sürekli ya. Abi bu ne ya? Cidden çok enteresan şeyler var. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten baya böyle bir hani ne derler ona? Mind blown Türkçesi neydi bir dakika. Az önce söylemiştim. Ha, yani göz yamışması mıydı? Göz yanılması mı? Göz yanılması ama buna yamışma falan gibi bir şey de diyorlardı. Gerçekten güzel olmuş yani. Bu şeyi birleştirene helal olsun editöre. Bunun ikinci versiyonunu daha yapacağım. Burada daha bir sürü fotoğraf var. Siteyi kapattım şu anda. Bir daha bakmayacağım siteye. Çünkü bunun ikinci versiyonunu yapmak istiyorum. Hatta kaydettim buraya yerimlerine. Bunun ikinci versiyonunu da yapacağım. Bir hafta 10 gün sonra falan. Yani anlayın işte içerik bulamadığım gün bunu atacağım. Neyse arkadaşlar. Bu arada 300 bin aboneye ulaştık. Hepinize böyle acayip fazla dünya kadar teşekkür ederim. Hani şu dünya var ya bu kadar teşekkür ederim hepinize. Gerçekten iyi ki varsınız. Abone olan herkese çok 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 teşekkür ederim. 300 bin aboneye özel videonun birkaç tane daha çekilmesi gereken sahne var. Baya bir uğraşarak güzel bir şey çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha geç gelecek. Hani 305 bin 310 bin abonede bile gelebilir video. Ama çok güzel bir şey yapmak istiyorum. O yüzden baya bir uğraşıyorum videoya. Bu yüzden geç gelecek videoda. Neyse tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. Siz yanımda olduğunuz sürece ben de sizin yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz konu Haram Bey. Haram Bey kim diye soracak olursanız bir goril. Bu gorilin hikayesi 28 Mayıs 2016 tarihinde 4 yaşındaki bir çocuğun gorilin kafesine düşmesiyle başlıyor. Şimdi size konuyla ilgili birkaç bilgi ve bir tane video izleteceğim. Hadi başlayalım.